Merhabalar. Kaptan Eşi kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomda yine üç farklı tarifle iftar menüsü vermek istiyorum. Çorbasından tatlısına varana kadar güzel bir iftar menüsü oluşturacağız. Çorba olarak mercimek çorbası tavsiye ediyorum. O kadar kolay bir çorba olacak ki yapıp hazırlayacağız ve vereceğim tek bir püf noktasıyla mükemmel kıvamda mercimek çorbaları yapabileceğiz. Ana yemek olarak da boşnak böreği yapacağız bugün. E, oldukça kolay yapacağız. Milföyden hazırlayacağımız ve önceden pişirip iftardan bir yarım saat önce fırına verip sıcak sıcak yiyebileceğimiz şahane pratik lezzetlerden bir tanesi. Özellikle davetlerinizde çok seveceğiniz bir e, yemek olacaktır. Hazırlaması çok kolay, lezzeti ve görseliyle de yine sizi memnun edecek tariflerden bir tanesi olacak. Tatlı olarak da e, Türk mutfağının sevilen tatlarından birisi olan ceviz pare yapacağız. Şeker pare türevlerinden birisidir ceviz de. Bol cevizli şerbetli bir tatlı olacak. Önceden hazırlayacağız. O şerbetini çekerken de biz diğer iftar hazırlıklarımızla uğraşabileceğiz. Şimdi tüm tariflere e, detaylı bir şekilde bakalım. İyi seyirler dilerim. İlk önce ana malzememiz olan bir su bardağı yıkanmış mercimekle başlayalım. Mercimeklerimizi iyice yıkamayı unutmayalım. Bir havuç ya da küçükse iki havuç, bir orta boy soğan, bir orta boy patates ve yine sarımsağı asla unutmayalım. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotiklerdir. E mutlaka yemeklerinizde kullanmaya çalışın. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ve sosu için ise iki yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı nane, 1 yemek kaşığı da un kullanıyoruz. Yıkadığımız mercimeklerimizi bir düdüklü tencerenin içine alalım. Düdüklü tencere kullanmak zorunda değiliz, e, fakat düdüklü tencere kullanmak pişirme süresini oldukça etkileyecektir. Ardından yıkadığımız sebzelerimizi iri olacak şekilde e, bu Tenceremizin içerisine alalım. Bu tarz çorbalarda soğan ve sarımsağı kullanmanızı tavsiye ederim. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotik özelliği taşır. Çocuklarımızı ve bizi doğal olarak koruyacaktır mikroplardan. Bunu unutmayın. Her zaman ilaçlardan değil bazen bu tarz yiyeceklerden de yardım almak gerekir diye düşünüyorum. Sarımsak ben iki tane attım. Arzu ettiğiniz miktarda arttırabilirsiniz sarımsağın sayısınız. Çok seviyorsanız çok koyarsınız. Ardından içerisine salçalarımızı ekleyelim. Ee, tek belirtmek istediğim bir konu var. Biber salçası kullanmaya da bilirsiniz. Sadece domates salçasıyla da yapabilirsiniz. Fakat ben biber salçasının aromasını seviyorum çorbalarda. Ben çorbalarımı genellikle kemik suyuyla yaparım. Kemik suyu ekledim içerisine 4 su bardağı kadar. Siz normal su da ekleyebilirsiniz. Şimdi düdüklüğümüzü ocağa alalım ve pişirmeye bırakalım. Pişirme süremiz yaklaşık düdüklünün tabii ki markasına göre değişebilir. 20 dakika kadar olacaktır. Ee, hep Hepsi piştiğinde şöyle bir karıştıralım düdüklüğümüzü açtıktan sonra. Katı görünmesi sizi sakın korkutmasın. Blender'dan geçirdiğimiz zaman o katılık hafifleşecektir. Daha cıvık bir hal alacaktır. Blender'dan geçirme işinde de yine bir şey söylemek istiyorum. Mercimek çorbasında ben Mercimeklerin tamamen e, pütürsüz hale gelmesini çok istemiyorum. Çünkü bağırsakların çalışması için lifli yapısının kalması gerektiğini düşünüyorum. Benim bu yaptığım mercimek çorbası hafif pütürlü oldu. Ama siz blenderdan geçirme süresini uzatarak pürüzsüz, dümdüz, homojen bir hal elde edebilirsiniz. Şimdi sosuna geçelim. Tereyağını bir sos tavasında erittikten sonra unumuzu alalım ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Unun kokusu çıktığı zaman içerisine nanemizi ekleyelim ve nanemizi de kavuralım. Ardından bu karışımımızı kaynamakta olan tenceremizin içerisine dökelim. Ve artık mercimek çorbamız servise hazır demektir. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik bir tarif oldu. İçindeki sebzeler sayesinde de daha sağlıklı, daha vitaminli bir çorba olduğunu düşünüyorum. Küçük çocuğu olanlar için çok daha besleyici olacaktır veyahut e, misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir çorba da olabilir. Evet, şimdi çorbamızın dokusunu göstermek istiyorum size. E, belirttiğim gibi ben biraz daha pütürlü severim. Ama siz mikserden daha uzun süre geçirerek tamamen pürüzsüz bir hal elde edebilirsiniz. Bol limonla yiyeceğiniz harika bir çorba oldu. Şimdiden afiyet şifa olsun herkese. Merhabalar Kaptan Neşli kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle kapış kapış yiyeceğiniz şahane bir boşnak mantısı tarifi vermek istiyorum. Oldukça pratik sizi hiç yormayacak şahane tariflerden bir tanesi olacak. İyi seyirler dilerim. Öncelikle tarif için miktar belirtmek istemiyorum. Ne kadar yapacağınıza, ne kadar çok yapacağınıza göre değişir. E sadece malzeme listesini vereceğim. Orta yağlı kıymaya e, ince ince doğradığınız veya işte bir blenderdan geçirdiğiniz, rendelediğiniz soğanı, tuzu ve karabiberi ilave edip bir güzel yoğuralım. İyice yoğuralım. Böyle soğanın suyu çıkmış olsun. Yapış yapış bir kıvama gelmiş olsun kıymamız. Kıymamızı yoğurduktan sonra şimdi gizli malzememizi kullanacağız. Boşnak mantımızı yaparken bildiğimiz milföy hamuru kullanacağız. Oldukça basit olacak. Çok pratik bir lezzet olacak. Şipşak yapabileceğiniz özellikle Ramazan'da iftarda iftardan birkaç dakika önce yapıp lezzetle tüketebileceğiniz tariflerden bir tanesi olacak. Ben 10 tane e, milföyle yaptım e, ve 3 kişi için yeterli oldu 10 milföy. Aç 3 kişi için yeterliydi. Yalnız bunu özellikle belirteyim. Şimdi milföylerimizi tek bir karesini 4'e böleceğiz. Gördüğünüz gibi böldüm. Şimdi ay ayarladığımız kıymayı hafif iri toplar şeklinde, fındıktan biraz daha büyük olacak şekilde milföylerimizin ortasına yerleştireceğiz. İyice yoğurmamız işte burada işe yarayacak. Böylece kıyma hem pişerken hem de kapattığımızda dağılmayacak. Top şeklinde bütün milföylerimize yerleştirelim ee, ve böldüğümüz o ufak milföylerimizi de mantı kapatır gibi iki ucundan bir araya getirip kapatalım. İşte bu şekilde tüm milföylerimizi de kapatacağız ve e, tepsimize dizeceğiz. Hazırlaması bu kadar kolay. 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz ama lezzetine doymayacağınız şahane ta, e, pas çok özür dilerim. Yemeklerden bir tanesi olacak. O kadar alışmışım ki pasta ve tatlı tarifi vermeye. Yemeğe konsantre olamadım birden. Tüm milföylerimizi kapattıktan sonra e, bir fırın tepsisine veyahut bir borcamın içerisine kapattığımız kısımlar altta kalacak şekilde dizelim. Tepsimizi yağlamaya veyahut bir yağlı kağıt sermeye gerek yok. Mülföy oldukça yağlı bir hamur. Zaten yapışmayacak. Aynı zamanda üstüne de biraz yağ süreceğimiz için o yağ yeterli olacaktır. Herhangi bir yağlama işlemine gerek duymayacaksınız bu boşnak mantılarımızı dizerken. Tüm mantılarımızı da tepsimize dizdikten sonra mantılarımızın üzerine sadece sıvı yağ ile yağlayacağız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sıvı yağla yağlayacağız ve pişirmeye götüreceğiz. Pişirmede bir püf noktası var. Bunun gibi milföylü tüm tariflerde bilmeniz gereken bir püf noktasıdır. Milföylü tarifleri mutlaka yüksek derecede pişirin. 200 ile 220 derece arasında ilk başta pişirin ki puf puf kabarsın. Sonra dereceyi düşürebiliriz. Ben şimdi önceden ısıttığım 200 derece 220 derece fırına boşnak mantılarımı götürüyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda üzerleri kızarmıştı gördüğünüz gibi çıkardım ve mantım şu anda hazır. İsterseniz aynen bu şekilde üzerine yoğurt ve yağ döküp de servis edebilirsiniz. Daha güzel bir görsel olsun istiyorsanız e benim yapacağım gibi bir e, böyle yuvarlak bir servis tabağına dizip ortasına e, sarımsaklı yoğurt ve üzerine de bir e, tereyağında hafif biberi kavurarak döküp servis yapabilirsiniz. Özellikle oldukça doyurucu tariflerden bir tanesi. Bir çorbayla beraber yapıp servis edebileceğiniz veyahut günlerinizde şipşak, beş çaylarınızda şipşak yapabileceğiniz efsane tariflerden bir tanesidir. Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Üzerine de toz biberi ben yağda erittim ve döktüm. Çok güzel bir şey oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık diyorum ceviz pare tarifi vermek istiyorum. Şeker pare türevlerinden biridir. İçerisinde öğütülmüş ceviz ve hindistan cevizi var. E, oldukça lezzetli, şerbetini kısa zamanda çeken, sizi hiç yormayacak, kek yapmak kadar basit tariflerden bir tanesi. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Tarifimizde öncelikle şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. O yüzden şerbeti yapmakla başlayalım. 3 su bardağı su, çeyrek limon, ve 3 su bardağı şeker kullanacağız. Bunları ocağa alın, kaynatın. Kaynamaya çıkınca altını kısın ve bir 10 dakikada kısık ateşte pişirdikten sonra kenara alın soğusun. O soğurken biz şeker e, ceviz para kısmımıza geçelim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanacağız. Yarım çay bardağı şeker, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı da öğütülmüş ceviz kullanacağız. Tereyağınızın mutlaka oda sıcaklığında cıvık olması lazım. Bu püf noktasıdır, unutmayın. Ve içerisine de 2 adet yumurta ilave edeceğiz. Öncelikle bir bu malzemelerimizi karıştırıp homojen hale getirelim. Sonra vanilyamız, unumuz ve kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Un da 4 su bardağı un kullanacağız ama her zaman söylüyorum kontrollü bir şekilde ekleyin unu. Bir paket vanilya ve bir paket de e, kabartma tozu kullanacağız. Yoğuracağız e, böyle yumuşak bir kurabiye hamuru elde edeceğiz burada. İyice yoğurulması lazım. Un gerektiği zaman unu ilave etmek adına bir kısmını ayırdım. 4 su bardağı un yeterli oluyor. Şimdi e, ceviz pare kısmımıza geçelim. Bir fırın tepsisinin içerisine veyahut bir borcama arzu ettiğiniz şekli vererek e, ceviz parelerimizi hazırlayalım. Ben böyle küt bir şekil vermeyi uygun buldum. Siz nasıl arzu ederseniz. Hepsini dizin. Yağlı kağıt sermeye gerek yok. Çünkü oldukça yağlı bir hamur zaten yapışmayacaktır tüm ceviz parelerimizi dizelim ve üzerine de e, süs maksatlı birer ceviz koyalım. Cevizlerimizi koyduktan sonra e, yumurta sarısı süreceğim. Fakat burada şöyle bir şey yapmak istedim. Bazı arkadaşlarım yumurta sarısının koktuğunu söylüyorlardı bu ceviz pare, şeker pare gibi tatlılarda. Ben denemek için görüntüsü nasıl oluyor siz de bir görün hangi hoşunuza giderse onu yapın diye Birkaç tanesine yumurta sürdüm. Diğerlerine yumurta sürmedim. E, bu tarifi yaparken bunu da böyle bir detay olarak göstermek istedim. Yumurtalı ve yumurtasız nasıl oluyor? Yumurta sarısız nasıl oluyor diye görelim adı altında. Birkaç tanesine sürdüm ve şimdi fırına vereceğim. 200 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirmeniz yeterlidir. Altına bakabilirsiniz pişmesine yakın. Eğer altı da pişmişse pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi benim pişti geldi. Yumurta sarılı olanlarla üzerinde yumurta sarısı olmayanlar arasında ufak bir renk farkı var sadece. Siz hangisini arzu ederseniz onu kullanın. Yumurta sarısı sürmek sürmemek tamamen sizin elinizde. Tatlımız birkaç dakika bekledikten sonra yani böyle ilk sıcağı çıktıktan sonra sıcak tatlıya soğuk şerbetimizi dökeceğiz. Her bir ceviz parenin üzerine gelecek şekilde şerbetimizi dökelim. Şerbeti çekmesi e, birkaç saati bulabilir. Birkaç saatin sonunda şerbetin tamamını çekmiş bir şekilde. E, servise hazır demektir ceviz parelerimiz. Ramazanda çayınızın yanında çok seveceğiniz, e, zevkle yapıp zevkle yiyeceğiniz, misafirlerinize de gururla ikram edebileceğiniz tatlılardan bir tanesi olacaktır. Üstelik de oldukça kolay bir kek yapmak kadar basit bir tatlı. Şimdi size bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetin nasıl çektiğini görün diye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Ramazan boyunca tatlısından tuzlusuna iftarları ile yanınızda olmaya devam edeceğim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.